Averon'un vahşi çocuğu Victor. Dünyada özel eğitimin tarihçesi Itard ve Victor'un öyküsüyle başlar. Fransa'nın güneyindeki Averon ormanlarında çiftçiler tarafından ölmek üzere olan küçük bir çocuk bulunur. Çocuğu bulan çiftçiler Paris'te işitmeyen çocukların tedavisinde uzmanlaşmış bir doktorun adını duyarlar ve çocuğu ona götürürler. Çocuğu şu anda özel eğitimin babası sayılan Itard adlı hekim alır. Itard çocuğa Victor adını verir. Ona Averon'un vahşi çocuğu der. Victor, çevresel yoksunluk sonucu zeka geriliği olan bir çocuktur. Pek çok kişi bu çocuk için umutsuzdur. Fakat Itard eğitimin gücüne inanır, çocuklara ailelerin öğrettiği, okulda öğretilen her şeyi öğretmeyi hedefler. Victor'a özenle seçilmiş birkaç sözcükle konuşmayı, doğru yürümeyi, tabaktan çatal kaşık ve benzeri kullanarak yemeyi ve diğer insanlarla etkileşime girmeyi öğretir. Itard, Victor ile olan deneyimlerini, uyguladığı teknikleri ve felsefesini ayrıntılı olarak raporlaştırır. Bu tekniklerin pek çoğu modern özel eğitimde halen kullanılan tekniklerdir. Itard, Victor'la yaptığı çalışmalarda 5 temel amacı gerçekleştirmektedir. Bu amaçlar 1. Onun sosyal yaşamla ilgilenmesi 2. Sinirsel duyarlılığını uyarma 3. Düşünce çerçevesini genişletme 4. Konuşmaya yöneltme 5. Zihinsel faaliyetleri için alıştırma yapmadır. Bu süreçte Victor pek çok temel yaşam becerisini öğrenir. Fakat hiçbir zaman normal olamaz. Birkaç sözcüğün dışında sözel dil becerilerini geliştiremez. Sosyal olarak kabul edilebilir davranış biçimlerinin tümünü öğrenemez. Itard kendisini başarısız bulur. Büyük olasılıkla Itard'ın amaçları gerçekçi değildir. Victor, Itard'ın yaşamından çıkar ve bir bakım evinde yaşamını sürdürür.